Bir dakika. Ekonomik olarak halkın bugünkü durumuna bakalım. Yani kimse birbirimizi itham etmiyoruz. Ben ne efendim Behram kardeşimi ne de efendim sayın sevgili Sinan, kardeşimi itham Sinan, etmiyorum. Sinan hepimizin kendisine özgü bir efendim ilgi duyduğu, alaka duyduğu bir insan kitlesi vardır. Bir sosyal kitle vardır. O kitleyle irtibatlıyız. Yani şimdi ne ben sizi itham edebilirim ne siz beni itham edebilirsiniz. Burada da doğruyu söylemek mecburiyetindeyiz. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Halkın bugünkü durumu elbette ki daha iyi olmalıdır. Bakın elbette ki daha iyi olmalıdır. Celal Bey, ama halkın bugünkü durumu dünkünden daha iyi. Bunu böyle bilin. Halkın durumu dünkünden daha iyi. İşte gördük, hepimiz yaşadık. Efendim enflasyona halk ezdirilmeyecek, garip kuraba ezdirilmeyecek, memur ezdirilmeyecek denildi. Ya ezdirilmedi. Ezdirilmedi. Yani ben bütün samimiyetimle söylüyorum. Vallahi bana yapılan zammın ne kadar olduğunu söylemekten utanıyorum. Niye utanıyorum biliyor musun? Çok bulduğum için utanıyorum. Az bulduğum için değil. Neyi? Tabii. Maaş zammını. Evet. Milletvekili emekli maaşı evet. Bahsediyorsunuz. Tek kişi yönetimi var denildi. Yahu kimse kusura bakmasın beyler. Yahu tek kişi yönetimi olamaz ya. Olamaz ya. Vallahi olamaz, billahi olamaz. Bu ülkenin yargısı var. Bu ülkenin parlamentosu var. Ve bu ülkede millet iradesi var. Şimdi tek kişi yönetimi. Hadi tamam. Zaten 4 senede bir, 5 senede bir halkın önüne getirip sandık konuluyor mu? Yani bizim halkımız ariftir. Bakın Türk milleti ariftir. Herkes Türk milletinin irfanından koksun. Vallahi de billahi de ben nenem okuma yazma bilmediği halde ben nenemin irfanından korkardım. Korksun. Bu milletin irfanı kendisine yamuk yapan, hile yapan, kendi varlığına, geleceğine, birliğine, bütünlüğüne, değerlerine ters düşen adama yolun açık olsun demez. 11 kere efendim yolun açık olsun demez. Efendim. Toparlayalım Cemil Hocam. Toparlıyorum. Berhan Bey ve Latif Bey'den. Halk enflasyona ezdirilmeyecek. Şimdiye kadar peki, ezdirilmedi. Şimdiye kadar da peki. Ezdirilmeyecek. Efendim ortada fiili durumu var. Türkiye rant ile mi efendim memleket ileri gitsin? Yoksa üretim, istihdam, ihracat ile mi ileri gitsin diye bir tercih yaptı. Üretimden yana tavrını koydu. İstihdamdan yana tavrını koydu. İhracattan yana tavrını koydu. Peki. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Allah aşkına herkes elini vicdanına korsun. İhracatımızın 250 milyar lirayı aştığı görülmüş müdür ya? Ben şahsen mübalağa etmiyorum. Rahmetli Özal döneminde bizim ihracatımız 8 milyar doları aştığında herkes övünüyor. Yahu ben de övündüm. Niye? İhracat 8 milyar doları aşmış diye. Yahu 8 milyar dolar bugün basit, orta ölçekli bir işletmecinin yapmış olduğu ihracat. Türkiye'nin bugünkü ihracatı 250 milyar dolar. Peki, efendim, teşekkür bir de ediyorum Celal Bey. Bir de şu, hocam, Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik, sosyal hukuk devletidir. Peki. Yani bir takım işte şeriat ekonomisi falan filan söylemleriyle birlikte yani havayı kimse bulandırmaya kalkmasın. Berhan Şimşek. Evet. Şimdi burada bir tiyatro sözü edildi daha önce. Asıl tiyatroyu ben kısa size... Kısa kısa başlıklar kısa, alacağım, hemen, söyleyeyim. Hemen Latif Bey'e de vereceğim kısa, söz hakkı. Tiyatroyu anlatayım size Celal Bey. O fındık bahçesinde sağında oturan, solunda oturan hanımefendiyle beyefendi AKP ordu il üyelerinden birileri. Büyük tiyatro biliyor musun? Ha, onu bilir. Onu vallahi bilir. Değil. Hayır, bilmiyorsun. Ben sonuca sevindim ben seniz, arkadaş. Bak bir şey, başka bir şey anlatıyor. Ben halktanım. Ben de fındık üreticisiyim. Bakın beyefendi. Vallahi fındık üreticisiyim. Ya anladım da bir şey diyorum. Ha. Sağına oturtmuş il yöneticisini, soluna oturtmuş il yöneticisini. Ne yapalım? Hadi bakalım. Ordunun plakası 52 olsun. O 15 oynuyor. Olsa 15 lira mı verecekti? 15 mi diyeceksin? Geç. Şimdi büyük bir tiyatro oynanıyor, onu bilelim. Şimdi bir, çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Evet. Milletin ruh sağlığının, ruhunun
bir yansımasıdır siyaseten insanların yaklaşımı. AK Parti bunu zamanında yaptı. Ama daha sonra şu an milletin ruhunu, değerlerini örselediler. Marie Antoine gibi pasta bulamıyorlar, ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler. Beyefendi millet açken efendim kestane balı, yulaf ezmesi, manda yoğurdundan bahsediyor. Millet, kesmeyin lafımı. Millet ekmek bulamazken. Sayın Erdoğan oradan koptu. Şimdi çok önemli. İktidar Türkiye'nin gündeminde. Halk konuşuyor. Eskiden iktidarda kalsın diye konuşuyordu. Şimdi yalvarıyor ki bir an önce gitsin diye konuşuyor. Çünkü yapabilecek bir şeyleri kalmadı. Artı Abdülhamit'le ilgili söylediğiniz, sadece bir şey söyleyeyim, hızlı geçeceğim. Ben bu toprakların 1 milyon 593 bin kilometre kare toprağını kaybetmiş bir kişiyi kutsamaya gerek olmadığını düşünüyorum ben. Ayrıca burada konuşulanların içerisinde bir şey vardı. Ben bunu dile getiriyorum. Ben Türkçülüğü, Kürtçülüğü anlamam. Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesinde vücut bulan şiarın peşindeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Türkiye şiarı halkına şiar. Şiar. Türkiye halkına Türk milleti dedi. Olur mu? Onun için burada HDP seçmeninin buradan böyle bir zan altında bırakmak sanırım ki doğru değil. Kandil falan. Eğer Kandil'den şuradan buradan olsaydı 31 Mart seçimlerinden önce bu iktidar, bu milliyetçi iktidar, bu yerli iktidar Abdullah Öcalan'a mektup yazdırdı. Bu seçmen Abdullah Öcalan'ı dinlemedi. Yani kardeşim, HDP'nin Kandil'le bir ilişkisi yok diyorsunuz. Bakın ben bunun peşinde değilim. Ben seçmenin peşindeyim ben. Tamam. Seçmenin özgürlüğünü anlatmaya çalışıyorum. Peki. Eğer olsaydı bitiriyorum. Şimdi bir söz hakkıyla tipçiyim, bir şey de vermek bitiriyorum. İstiyorum lütfen. Yani burada seçmen özgür iradesini kullandı. İnşallah aynı şekilde özgür iradelerini kullanırlar. Şimdi değerli abim, söylediğin çok doğru. Keşke bu ülke istihdamı, üretimi yapabilse, ihracat da yapabilse. Bakın 6-7 aydır Sayın Nebati dedi ki uyuyalım, uyanalım, 6 ay geçsin her şey düzelecek. İkinci 6 aya gittik. İstihdam, üretim 250 milyar dolarlara çıkmış bir ihracat. Fakat bunun karşılığında bizim yaptığımız ithalat. İş yürümüyor. Cari açık var sevgili abim. Peki. Cari Berhan açık Bey, var. Keşke yürüse. Evet. Bu arada bir cümle. Bir Celal Bey'in ekonomimiz bugünkü dünkünden daha iyi dedi. Ben de Twitter'da sordum. Twitter'da tavsiye ederim. Bakarım. Yayın bitince bir bakın. Bakarım. Yalnız ki bir dakika sayın abimin, benim senin ekonomini, maaşlarımıza zam geldi. Milletin ekonomisi iyi değil. Peki.